Teni... Çocuğumuzun annesi olur musun? Teni sen beni yanlış anladın. Ne demek istiyorsun ha? Para için her şeyi yapacak olsaydım, gidecek kadar para biriktirmem 4 yıl sürmezdi, anladın mı? Ucuz adam, oradan ayrılma. Sana göstereceğim. Bak şunlara. Bak şunlara. Bunlar ne biliyor musun? Bu pasaportum ve vize kartım. Ama sahte. En iyi arkadaşım beni kandırdı. Çünkü İngilizce bilmiyorum. Ve bu sahtekarlıktan da hiç anlamam ben, tamam mı? Uzun yıllar boyunca Amerika'ya gitmeyi düşledim. Ama kardeşim, en iyi arkadaşım beni kandırmak istedi. Şimdi sen de aynı şeyi yapıyorsun. Sen de benden faydalanmak istiyorsun. O arkamdan işler çevirdi. Sen daha merhametliymişsin. Beni kandıracağını açıkça söylüyorsun. Bunu ne yüzde yapabiliyorsun? Seni, söyle. Bu parayı seni, sömürmek dur, için mi vereceksin? Dur ne yapıyorsun? Dur. Ben öyle biri değilim Teni. O zaman bebek gökten mi düşecek? Evet, gökten düşecek. Benim aptal olduğumu mu zannediyorsun sen? Ben senin gibileri çok iyi tanırım. Sadece dinle. Çok iyi. Aç kapıyı Teni. Senin kötü konuşmalarını duymak istemiyorum. Teni aç şu kapıyı diyorum sana, beni dinle. Eğer gitmezsen senin için gerçekten çok kötü olur. Duydun mu beni? Çok kötü olur. Senin kötü konuşmalarını duymak istemiyorum. O zaman bırak olsun. Bırak, ben de en kötüsü neymiş göreyim. Sen kapıyı açıp beni dinlemeden ben buradan gitmiyorum. Sen de o zaman orada kal. Ben buradayım. Pony nerede? Neden bizi bu kadar bekletti? Sanırım babam beni cezalandırmak için bekliyor. Kesinlikle öyledir. Yenge abartma. O senin doğum gününü kutlamak istiyor. Baksana bir sürü hediye almış. Onun için seni bekliyor bence. Hadi sen git, ben arkadan gelirim. Git. Pony, sen bizi ne çok beklettin öyle. Gel buraya. Sana çok çok uzun, mutlu yıllar dilerim. Benim için mi? Çok teşekkür ederim anne, baba. Baba, sana da teşekkür ederim. Harika. Nice mutlu, güzel yıllara. Aha. Hediye olmadan dileklerinizi kabul etmiyorum. Indo? Bu asla olamaz. Evet, tabii ki. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Vay canına. Vay canına. Bu gerçekten harika bir şey. Vay be Pony, doğum günün seni kurtardı. Doğum günü bitti. Artık geçen gün olanı konuşalım. Çünkü vakti geldi. Büyük baba, babaanne, geçmiş geçmişte kaldı. Unutun gitsin. Pony yenge de pişman olmuş. Ama bu yarınımızı da etkileyecek. Eğer sadece şorhor ile ilgili olsaydı, onu affederdim ama bu küçük bir hata değil. Şorhori strese girdi ve tabii ki bu bebeğin sağlığını da etkiler. Ben buna hiçbir şekilde dayanamam.
Pony cezayı hak etti. Anne, lütfen affet beni. Lütfen, bu eve evlenip geldiğimden beri seni annem kabul ettim. Lütfen anne beni koru. Kurtar beni anneciğim. Lütfen sana yalvarıyorum. Lütfen anne beni kurtar. Lütfen. Çok doğru bir şey söyledin Pony. Çocuğunu korumak bir annenin en temel görevidir. Ama sana kötülüğü yapan kendinden başkası değil. Madem seni annenin koruyacağını düşünüyorsun, o zaman annen senin cezanı verecek. Gel Ramlik. Baba. Suyu al. Lütfen şu kapıyı aç artık. Amacım sana yardım etmek. Başka bir şey istemiyorum. Seni duymuyorum, seni dinlemiyorum, seni duymuyorum, seni duymayacağım. Yanlış anladın sen beni. Beni dinleyene kadar buradan gitmeyeceğim, anladın mı beni? Pert Banuşali, seni kötü adam. O kötü laflarını duymak istemiyorum. Git buradan. Bu yemek onun için. Lütfen ona yedirin. Sabahtan beri bir şey yemedi. Seni tamam vazgeçtim. Beni dinleme. Ama yemek ye, iyi değilsin, tamam mı? Sağlıklı olmak için yemelisin. Bir şey daha var. Ben gerçekten üzgünüm. Seni üzdüğüm için. Ben aslında haklıydım ama sana baskı yapmamalıydım. Gidiyorum. Ve gerçekten üzgünüm. Yalanlarıyla beni delirtti. Beni dışarı çıkarıp yakalayacak. Kötü adam, sana inanır mıyım hiç? Aptal mıyım ben? Gerçekten gidiyor mu? Yemeğin masada duruyor. Hadi ye. Bekle. Bir kere ben hastane yemeği yiyemem. İkincisi beni yemeğe götür. Ama benim bildiğim bir yer olsun ki oradan eğer istersem hemen kaçabileyim. Eğer konuşmanı beğenirsem seni dinlerim. Ama konuşman beni rahatsız ederse giderim. Tamam mı? Anlaştık mı? Jagruti, mutfaktan yağ getir. Hadi çabuk ol, hemen. Olur. Yağ mı? Annem yağla ne yapacak ki? Tamam. Yağı iyice ısıt, sıcak olsun. Peki babaanne. Özellikle sıcak yağ. Umarım sıcak yağlı. Elimi yakmak istemiyordur kesinlikle. Yo yo yo. Ya ojelerim bozulursa? Al babaanne. Ver. Al bakalım. Bu gerçekten çok sıcakmış. Tut bakalım. Nasıl tutayım? Böyle. Günde iki kere Şorvori'nin ayaklarını bununla ovacaksın sen. Hayır, 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 hayır. Nasıl olur? Öyle şey olur mu? Yengem benden büyük. İstemem. Bak anne, Şorvari de bunu istemiyor. Bence bırakalım bunu masajcılar yapsın. Daha profesyonelce olur. Çok doğru söylüyor anneciğim. Ha, doğru söylüyorsun. Masajcı insanların işi bu ama bundan sonra senin işin olacak. Şorvari'ye her gün sen bakacaksın ve yatana kadar yanında olacaksın. Ona dikkat edeceksin ve her istediğini yapacaksın. Senin cezan bu.
ama anne... Yeter, karar verilmiştir. Nasıl istersem öyle olacak. Tanrım, bu nasıl olur? Boyna ablanın bütün gün onun yanında olması Shorbury için tehlikeli. Daha ister misin? Teşekkür ederim. Karnım tıka basa doydu. Ama hala gözüm doymadı. Aslında ben çok yemek yemem biliyor musun? Bak ne kadar zayıfım. Ama bu çok farklı. Tadı çok güzel. Çok lezzetli. Daha fazla yiyebilirim. Daha fazla. Şimdi gerçeklere dönelim. Şimdi söyle bakalım. Benden ne istiyorsun? Hadi bakalım. Seni dinliyorum. Anlat. Her şeyi dökül. Hadi. Hadi anlat. Her şey biz Amerika'ya gidecekken başladı. Hey, siz ikiniz Amerika'ya da mı gittiniz? Büyük babam tarafından gönderilmek üzereydik. Bunu o istemişti. O yüzden. Tamam. Büyük baba sadece çocuklarını mı gönderiyor? Yoksa başkalarını da mı gönderiyor? Ben Amerika'ya gidemedim diye üzüldüm. Siz büyük baba Amerika'ya gönderecek diye üzgünsünüz. Bunu gerçekten anlayamıyorum. Herkes Amerika'ya gitmek ister. Tamam, onları bırak da söyle. Siz ikiniz gitmek mi istemediniz? Yoksa büyük babanız mı durdurdu? Şimdi bana bunları anlat bakalım. Tam olarak kim Amerika'ya gitmek istedi, kim istemedi? Onu tam olarak anlayamadım. Öyle olmadı. Gönderilmemizin nedeni çocuğumuz olmadığı içindi. Shorbury! Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Artık her şey bu aile için daha iyi olacak. Doktor gelmeden müdahale etmeniz hiç doğru değil. İyice dinlenmesi gerekiyor. En kısa zamanda bir bebek yapmanız gerekiyor. Yeniden hamile kalman gerek. Bunu söyleyeceğime çok üzgünüm ama size kötü bir haberim var. Bak kızım, sözümü iyi dinle. Sakın aile şerefimizi, itibarımızı yere düşürme. Ailemizi bebekle mutlu edememiştik de o yüzden. Harika arkadaşım. Sizdeki şans bende olsaydı keşke. Siz zengin insanların her şeyi var. Masallardaki gibi yaşıyorsunuz. O kadar zenginsiniz ki. Ama bir de çocukla uğraşmak istiyorsunuz. Anlamayacaksın. Tamam, anlamak da istemiyorum zaten. Çok önemli değil. Bebek için ben ne yapabilirim ki? Gerçekten tam olarak nasıl yardımcı olurum? Merak ettim. Hadi bakalım anlat bana. Şöyle ki gönüllü annelik diye bir şey var. Heh. Doktor kolayca her şeyi ayarlayacak. Biz de o bebeği evlatlık olarak alacağız. Her şeyi doktor yapacak. Sen sadece 9 ay sonra bize bebeği vereceksin ve sonra her şeyi doktor halledecek. Böylece hem biz mutlu olacağız hem de sen gitmiş olacaksın. İn hadi. Olmadı. Sorun şu. Toplum içindeki yerim ne olacak? Ayrıca işiniz bittikten sonra beni dolandırmayacağınız ne malum? Size niye güveneyim? Yani bebek doğduktan sonra ya 9 ay sonra parayı vermeden kaçarsanız ne yaparım ben? Teni. Heh. Lütfen onu alıp çöp kutusuna at. Neden? Senin evine mi attım? Teni, çevremizi temiz tutmamız lazım.
Şimdi lütfen gidip onu çöpe at. Rahatsız olduysan neden sen atmıyorsun? Bunu da. Hey Bayan Amerika, sen gitmemiş miydin? Bana bir imza verir misin? Seni burada görmeyeceğimi zannediyordum. Sen Amerika'ya gideceğim demiştin ama gitmemişsin. Kes sesini Mansur. Beni iyi dinle. Evimi bir daha tutamazsın. Bunu unut, tamam mı? Benim evimi bir daha asla tutamazsın. Hadi sen, hadi gel. Güzel ve lezzetli bir sebze çorbası anne ve bebeği için çok iyidir. Hadi iç. Pony. Buyurun. Bir dakika. Bu çorba çok sıcak. Pony, soğut çorbayı ve ellerinle şorvarıyı içir. Babaanne, tamam. Kendim içerim ben. Evet, tabii içersin ama bu yengenin elinden çorba içmen kadar zevkli olamaz. Anne, telefonu açabilir miyim? Doğum günüm olduğundan kutlamak için arıyor olabilirler. Açmam lazım, izin verirsen. Aç. Alo? Tamam biliyorum. Doğum günüm için aradın. Çok teşekkür ederim. Evet parti orada olacak. Pony'nin doğum günü orada olur tabii ki. Bu basit bir parti olmayacak. Çok güzel bir mekan olmalı. Ben sana konum atarım. Tamam canım, kapatıyorum. Tamam, sonra görüşürüz. Hoşça kal, kendine iyi bak. Anne, çorbayı verdim. Şimdi arkadaşlarımla doğum günümü kutlamaya gidebilir miyim acaba? Evet, tabii. Hemen git. Her sene olduğu gibi bu sene de git. Sakın kaçırma. Yalan değil. Bu sene bana bu Bengali kızın sorumluluğunu verdiniz. Shorvori, sen de hazırlan canım. Sen de yengenle onun doğum günü partisine gidiyorsun. Anne, bu ne ama? Bu bana iyilik değil ki. Bunun yerine bana ölüm cezası verseydiniz daha iyiydi. İnan bana anne. Babaanne, bence bırakın gitsin. Shorvori, sen anne ile gelinin arasına girme. Evet. Evet. O beni anne kabul etmiş. Yani anne ile kızı arasına girilmez, öyle değil mi ha? Sen hiç bu işlere karışma, çok daha iyi olur. Hadi şimdi sen ona güzelce çorbasını içir. Sonra da partiye gidersiniz. Hadi bakalım. Evet anne. Hadi. Hey, çorbanı iç. Ve sonra da annemize yaptığım çorbanın nasıl olduğunu söyle. Ama iyi olduğunu anlatacaksın. Hayır. Hayır biliyorum. Hizmetçi olmamı istiyor. Her şey onun istediği gibi olsun bakalım. Çorbanı iç. Bak Jenny, yasal bir işlem yapacağız ve seni dolandırmadığımızı göreceksin. Bekle, sana göstereyim. Bak, aynı bunun gibi olacak. Bırak bunları, ben bunlardan anlamam. Ve bütün bu anlaşmalara da inanmıyorum. İnandırmak istiyorsan ne yapman gerektiğini söyleyeyim sana. Tamam, ne yapmam lazım? Şu adamı görüyor musun? Evet. Git ona sıkı bir tokat at ki tokatın sesini herkes duysun. Tokatın sesiyle yer gök inlesin. Neden ona tokat atayım? Sebepsiz yere değil. Daha biraz önce herkesin önünde bana hakaret etti. Eğer ona tokat atarsan o zaman sana güvenirim. Eğer
bunu yaparsan anlaşmamız gerçekleşir. Tamam mı? Anlaşma böyle. Hadi gidelim. Evet, ne oldu? Tokat! Ne yapıyor bununla? Ben onu tokatla dedim, oysa sanki eski bir arkadaşıyla konuşuyor. Şu hale bak. İki pizza 350 eder. 175 de şunlar. Meyve suyu içinde 56 eklersen 406 yapar. Bana yaptığın iyilik bu kadar. Diğerleriyle işim bitince bunları öderim. Şimdi gidiyorum ben. İstediğini yaptım. Neden gidiyorsun? Görmediğimi mi düşünüyorsun? Yoksa beni çocuk mu sandın? Ona sarıldın, öptün. Siz zenginler böyle mi intikam alırsınız yani? Seni her şeye tahammül eder. Ama hakarete asla katlanamaz. Asla dayanamaz. Anladın mı beni? Bu kadar konuşacağına biraz da başkalarını dinlemeyi öğrenmelisin. Ona tokat atsaydım ne alt edecektik? Geri gelip sana vurabilirdi. Ya da gelip sana hakaret edebilirdi. Ya öyle bir şey yapsaydı? O zaman ne yapacaktın? Ama şimdi sana hiçbir şey yapamaz, öyle değil mi? Peki o zaman ne yaptın, ona söyle. Evini satın aldım. Burada istediğin kadar yaşayabilirsin artık. Bütün binadakilerin diyemeyeceği gibi o da sana bir şey diyemez artık, tamam mı? Ne? Gerçekten evi satın mı aldın? Evet. Şimdi söyle bakalım. Hangimizin intikamı daha iyi? Aman tanrım. Gerçekten şurada duran evi satın aldın yani. Peki kaça aldın? 400 bine. Artık bana para vereceğine %100 inandım. Hadi anlaşmayı yapalım. Hemen anlaşabiliriz. Ailem üzerine yemin ederim, gönüllü anneniz olacağım. Sizin için her şeyi yapabilirim, artık size inandım. Şimdi gidiyorum. Arkadaş, yarın geri geleceksin değil mi? Beni dolandırmayacaksın değil mi? Hayır. Peki sen? İşlerin bu hale geleceğini ben de tahmin etmemiştim doğrusu. Size bebeğinizi vereceğime söz veriyorum. Mutlu olun dostum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Teni çok mutlu. Teni mutlu gidiyor. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.